Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selamat. Geçiniz mübarek olsun. Yani aramıza bakıyoruz. %98 genç. Maşallah. Biz de gurur duyuyoruz, elhamdülillah. Demek bir şeyler oluyor. Benim bir psikolojide şöyle bir cümlem var. Soruyorlar yani ister istemez bir çözüm gibi görüyorlar beni. Dershanelerde bazen sıkıntı oluyor. Her insan olduğu yerde olur. Bununla alakalı yok da ben sizi gördüğüm için böyle diyorum. Sıkıntı oluyor. Onlara zahirde çözüm gibi bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Fakat sıkıntı benim hoşuma gidiyor. Niçin? Demek ki bir yerde sorun var, toz duman varsa orada hareket var demektir. Araba hareket etmiyorsa toz çıkmaz ki. Sorun varsa faaliyet var demektir. Bir faaliyet var ya. Onu çözmeye çalışılıyor. Dolayısıyla adamlar sorun yapmış yani böyle bağırıp çağırıyorlar, ne oluyor, nereye gidiyoruz falan. Türkiye hakikaten sizi görünce onlar da haklıymış yani. Peki, dersimiz Allah, kainat ve ahiret. Allah başka bir şey. Şimdi ben bir mukaddeme yapayım. Mukaddeme yapmak istiyorum. Derse başlamadan önce. Kainatta yasaların olması, kanunların olması, yasa olması, formüle edilebilmesi, bir şeyin formülü varsa onun mazi ve müstakbeli olmalı. Mazi ve müstakbelsiz bir şeyin formülü yoktur. Geleceği olmayan bir şeyin şimdi ona ait bir formül düşünemezsiniz. Yoktur. İlginçtir ama. Bakın, sistemin içerisinde, sistem içerisinde laboratuvar kurulmuş, ilmin zirve teknolojisi kullanılıyor. Bu sistem kurulmuş, laboratuvar kurulmuş. Bu sistemin içerisinde bu asrın en uç teknolojisi kullanılarak şunlar ispat edilmeye çalışılıyor. Tesadüf sistemin içerisinde aranılıyor. Tesadüf hakkında şöyle bir cümle var. Eskiden beri söylediğim bir cümle ama şöyle. Yazılmış kaliteli sanatlı yazı, yazılmış kaliteli bir yazı veya bir sanat bir tercihtir, tesadüf değildir. O yazıyı okumak, o kaliteli sanatı manalandırmak da tercihtir, tesadüf değildir. Mesela mezar taşı eski yazıyı veya bir sanatı, yani bir manzarayı manalandırmak. Peki mana nedir? Şekiller arasında mana istihraç etmek, içtihat etmek. Manayı harfi de denilir bu. Yani şekiller arasında, biliyorsunuz harfler de şekildir. Elma da şekildir. Ya A, B, C, Ç, A, L, İ, Ali olduğu gibi şekilleri, şekiller arasında bir A, L, şekiller. Şekiller arasında gömülü olan, üstü kapalı olan manayı çıkartmak, istihraç etmek, içtihat etmek bu manayı harfidir, ilmidir. Şimdi o yazıyı yani o şekli okumak ilim istiyor. Rastgele bir tarihi bir eseri herkes manalandıramıyor değil mi? Eline götürüyorlar. Bir şey çıksa kap tencere bir şey çanak hemen eline götürüyorlar. Fırçayla temizliyorlar. Arkeologlar mı ne diyorlar? Buna manalandırıyor.
Neyi? Varı. Varı manalandırmak için ilim gerekiyorsa, o varı ortaya koymak için ilim gerekmiyor. Yazılmış veya yapılmış bir sanat, nedir? Tercihtir. Tesadüf değildir. Bu yazıyı veya sanatı manalandırmakta tercihtir, tesadüf değildir. Kaliteli tercihler tesadüf değildir. Şimdi, çoğunuz %90'ı gördüğüm kadarı gençsiniz, herkes okumuş. Formüller var yani. İvme formülü olsun, hızı formülü olsun, zaman olsun vesaire. Bir sürü formüller var. Hatırınıza ne geliyorsa. Bunların mutlaka bir geçmişi ve geleceği vardır. Hesap formül edilebilmesi, ondan hem geçmişe hem de geleceği hesap etmemize yardımcı olur. Misal, havada belirli bir yerinde olan taşa, havada ben böyle bir attım ama benim attığımı görmüyorsunuz. Kamerayla veya teknolojiyle havadaki taşı, top mermisini yakaladı kamera. O taşın nereye düşeceğini, hızı ne olduğunu ve nereden atıldığını hesap edilebiliyor. Nereden atılmış? Mazi. Nerede? Hal. Şimdiki zaman. Nereye düşecek? Gelecek. Hesap edilebiliyor mu? Ediliyor. Ayın tutulacağını bir sene önce söyleniliyor mu? Söyleniliyor. Peki nereden daha iyi gözükecek? O da biliniyor, ayın tutulacağını. Ayın tutulacağını avam için gelecektir, ilim ehli için andır. İlim arttıkça gelecek ortaya an gibi olur. Yani bir uzaylı bilim adamı için bir sene sonra ayın nerede nasıl tutulacağını gayb değildir. Bizim için gaybtır. Taş misalini verdim. Atanı görmedi, düşeni de görmedi, nereye düşeceğini de görmedi. Taşa bakıyor ve hızına bakıyor. Bu taşın nereye düşeceğini, nereden atıldığını hesap edilebilir, tahmin edilebilir. Bu da geleceği aralayan bir koridor ve yöntemdir. Geleceğin en güzel delillerinden bir tanesi de formüldür. O formüllerin en kalitelisi çekirdektir. Geleceğin en kesin delili çekirdeği olmasıdır. Niçin meyvenin içinde çekirdek var? Çekirdeği yapan gelecek baharı kastetmiştir. Geleceği planlamayan çekirdeğe program yükleyemez. Böyle bir şey yoktur. Benim garibime giden şey şu. Bilmem siz nasıl değerlendirirsiniz. Kainat sistemi kurulmuş. Dünya kurulmuş. Bilmem kaç milyar sene, bilmem evrildi, devrildi, çevrildi deniyor. Tamam. Sistem kurulmuş. Bilim son doruklara doğru gidiyor. Laboratuvar kuruluyor. Ve sistem araştırılıyor. Nerede? Yapılmış bir zeminde, mükemmel bir tasarımda, işlevinde işliyor. Burada bu sistem içerisinde tesadüf aranılıyor. Yokluk varlıktan yola çıkılarak ispat edilmeye çalışılıyor. Yokluk, kainatın başı yok olduğunu ispat etmek için varlık kullanılıyor. Çünkü yokluğu ispat etmek için, yoku ispat etmek için var gerekiyor. Mesela bu kalem kimin? Kim yaptı sorusunda kalemin varlığı kesindir. Değil mi? Allah'ı kim yarattı? Kimi? Allah'ı. Ha demek kabul ettim bir şeyi. Allah denen bir şey var yani. Onu sorguluyorsun. Kim yarattı bunu? Ha tanımak istiyorsun onu. Bu kalem kimin? Ne yapar bu? Nerede buldunuz? Kalemin varlığında şüphe var mı? Anlıyor musun? Otomatik olarak var diyor Allah'ı. Kim yarattı?
Olmayan bir şey hakkında kim yarattı denilmez. Allah'a kim yarattı? Soran, bu soruyu soran, matematiği kim yarattı sormaz. Çünkü matematiğin kaynağı yoktur. 5 tane elma dediğimiz zaman zihnimizde bir şey tasarlanır. Elmaları kaldırın, 5 duruyor hala. Fizik nedir? Buraya geçeceğim de önemli olduğu için bu önermeleri yapıyorum. Fizik, eşyanın davranışını inceleyen bir tercümandır. Tıp, bedenin davranışını, beden yapısını bizim lisanımıza çeviren bir fendir. Bir tercümandır. Hakeza kimya da öyle. Şimdi tıp ilminin kaynağı kim? İnsan. İnsanı kaldırın, tıp ilmi yoktur. Öyle mi? Düşünün. Eşyanın davranışını inceleyen fiziktir. Fiziktir. Eşeyi kaldırın, fizik yoktur. Bütün fenlerin zemini matematiktir. Matematiğin kaynağı yoktur. Fiziğin kaynağı eşyadır dedik. Tıbbın kaynağı insandır dedik. Göz ilminin kaynağı gözdür. Gözü kaldırırsanız göz ilmi denen bir şey olmaz. Matematiğin vücut haricisi yoktur. Ademi bir vücuttur. Realitesi yoktur. Ama bütün fenlerin kaynağıdır. Matematiğin kaynağı yoktur beyler. Vücut haricisi yoktur. Aha burası 5'tir gösteremezsiniz. Öyle bir şey yok. 0. 0. Sıfır ne demek? Bütün varlığın ifade edildiği zemin. Sıfırı kaldırın, hiçbir sayı yoktur. Bir de yoktur, iki de yoktur. Felsefe yapmıyorum. Yani suyu kim ıslattı, ne kadar mantıksızsa, sonsuzun sonunda ne var sorusu ne kadar tutarsız, mantıksız soruysa, Allah'ı kim yarattı sorusu da, matematiğin kaynağı nedir sorusu da aynı cinstendir. Suyu kim ıslattı sorusunun içerisinde şu vardır. Su aslında kurudur da birisi gelmiş ıslatmış. Şu bardak suya okyanusu boşaltın, suyu ıslatamazsınız. Çünkü su ıslatılan değil, ıslatandır. Onun için bu soruyu mantıksızdır, soramazsınız. Suyu kim ıslattı demek kuruyu da ıslanmış. Hayır, ıslatılamadan ıslatılamayacak ve ıslatandır. Lokomotifi kim çeker sorulamaz. Vagonu kim çekiyor sorulabilir. 9'u, 8, 8'i, 7, 2, 1 lokomotifi kimse çekemez. O zaman ona lokomotif deme, ona vagon de. Suyu kim ıslattı sorusunda şu mantık yatıyor. Su kuruydu. Sonsuzun sonu olmadığından sonsuza son veriyor. Sonsuzun sonu da ne var diyor. Zaten ne kadar cazip soru. Allah'ı, kimi? Allah'ı. He, ne istiyorsun Allah'tan? Onu kim yarattı? Ha, bu Allah. O zaman sana Allah tarif edeyim. Aslında bu sorunun içerisinde bir onaylamak var. Anlıyor musunuz? Onaylamak var. Şimdi ben şeye gideceğim. 3-4 cümle de okuyor şeye anlatacağım. Ondan bir, böyle bir nefes alayım ki bir dökeyim içimi de ondan sonra şey yapayım. Dayanamıyorum. Laboratuvara girmiş. Niye girmiş laboratuvara? Sistemin içinde, sanatın içerisinde, teknolojinin içerisinde bu kainatın ve kendisinin ama sistemin içinde tesadüfü arıyor. Sistemin içinde cehaleti arıyor. Varlık içinde yokluğu ispat etmeye çalışıyor. Anlıyor musunuz? İlginç değil midir? Yani kainat kuruluyor, dünya kuruluyor, her şey tıkır tıkır işlerken zahirde bir tezat gibi gözüken fizik, kimya, biyoloji, kimya, şey, astronomi, ne bileyim ruhsal şeyler, psikolojiler birbirine farklı isimle isimlendirilmiş fakat hepsi bir bütün. Bize bakan yönüyle teklik var. Birbirinin hükmünü kaldırmıyor. Fizik, kimya yok etmiyor. Biyoloji, matematik yok etmiyor. Bakın, matematiğin kaynağı yok arkadaşlar. Matematiği kim yarattı? Yani fizik nereden çıktı?
maddeden çıktı. Maddeyi kaldırın fizik yoktur. İnsanı kaldırın tıp yoktur. Gözü kaldırın görme bilgisi yoktur. Yok böyle bir şey. Ama varlığı kaldırın matematik hala var. Ne diyor? Binkman sıfır zamanda. Ha sıfır varsa sıfırdan aşağı da var. Hiçbir şey yokken sıfır zaman diyor. Demek matematik hala var. Matematiğin kaynağı yoktur. Matematiği kim yaptı sorulamaz. Çünkü diğer fenler gibi realitenin dişe vuruşu değil. Vücudu yoktur. Beş tane elma diyebilirsin ama elmayı kaldır, beş hala duruyor. Ama elmaları yok ederse fizik yoktur. İşte laboratuvara girmiş adam tesadüfü sistem içinde arıyor. Yokluğu varlıktan yola çıkıyor. Sistemin, nizamın laboratuvarda tesadüfü arıyor. Sistemin için, sistem için sistemsizliği ispat etmeye çalışıyor. Sistem içinde sistemsizliği ispat etmeye çalışıyor. Akılla akılsızı arıyor. Çünkü bu akıl, şurada misal vereyim. Halaka semaat ve lade fi sitteti eyyam. Yani bu kainat 6 günde yaratıldı ya da soruda cevap olsun. Desem ki yok ama hayal edin, var kabul edin. Saatim var. Arkadaşlar ben bu saati 6 saatte yaptım desem. Demek ki bu saate bakmadım. Başka saati gösteriyor. Bu saati 6 saatte yaptım. Başka saat. Yukarıya çık. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Kim, hangi göz kullandı bilmiyorum ama bu yapılırken bu kullanılmadı. Çık yukarıya. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapana, bu aklı bağlarsan dünya cennet olur. İşte bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akılla akılsız kaynak arıyor. Aklımı yapan akılsız, tesadüf akılsızdır yani. Vücud haricisi yoktur, mahluk değildir. Tesadüfte ilim yoktur. İlim dersen vücut veriyorsun zaten. İlimle cehalet arıyorsun. Başlayan bir şeyin başlatan olduğunu iddia ediyorsun. Çünkü mevcudat başlamıştır. Şimdi bu önermelerden sonra sözler 519'dan bu pencerelerle bakacağız. Matematiği unutmayacağız. Bir şey ispat etmek için sabit kuralları kabul eden fizikçi 0 santigrat derecede 76 santimetre civa basıncı altında deniz seviyesinde pi sayısı 3.14 kabul edilirse hep kabule dayalı çözümler yapmıyor muyuz? Ama Allah gelince kabule dayanmaz. Öyle kabul etmiyor muyuz? 0 santigrat derecede deniz seviyesinde 76 civa basıncı altında bilmem ne şunlar sabit kabul edilirse Allah'a kabul etmiyordun. Niye sabit kabul ediyorsun? Bu kainat, bu sistem yokken bu sabit sayılar, sabit zannettiğimiz şeyleri nerede sabit zannedeceksin onu? Bak deniz seviyesinde deniz yoktu ki. 76 civa basıncı altında böyle bir şey yoktu ki dünya güneşten kopmuş kor bir şeydi, ateş küreydi. Niye bu? Nereden buldun bu sabit sayıları? Sabit kabul edeceksin diyor. Dayatıyor bana. Ve ilim yani bu şimdi. Tamam kabul ettik ilim ama diğerlerine de genelle. Her ilmin, her fenin bir olması olmazı var. Sen diyebilir misin? Böyle bir şey olur mu ya? Oğlum çık dışarıyadır. Çık dışarıya sınıftan. 76 civa basıncı sabit sayıdır. Bir şey, laboratuvarda bir sürü deneyler var, bir sürü aletler var. Bunlar sabittir. Ama bu kainat kurulurken böyle bir alet yok. Böyle bir aletler yok. Var mı böyle bir alet? Laboratuvar düzenekleri gibi bir sistem mi var? Peki, sen bir laboratuvarda bir ilaç ortaya çıkarman için bu düzenekleri kuruyorsun. Bu varlığın çıkışında bu varlık yoktu. Ağaç yapılırken elma yoktu. Yani düzenekten sistem çıkartıyorsunuz. Ama bu kainat kurulurken düzenek yoktu.
Evet, diyor ki, üçüncü medar, 519. Akıl ve hikmet ve istikra ve tecrübenin şehadetleriyle akıl ve eşi arasındaki ilişkisinden ortaya çıkan hikmet, istikra, yani baktığımız zaman birbirleriyle çelişen, çatışan gibi gözüküyor. Mesela soğuk sıcakla, karanlık aydınlıkla, yer çekimi yerin kaydırma, merkez kaç, merkez çekim. Birbirine çelişiyor, çatışıyor gibi gözüküyor. Ama sistem bozulmuyor. Sistem hala fevkalade. Nasıl en güzel deliri sensin? Bak asude sakin bir şekilde vücudundaki motor seslerini duymadan siz ders dinliyoruz. Arkadaşlar, bu ses düzeni, yani şu konuşmam normal bir teknoloji mi? Kalbimi, dimağımı, düşüncelerimi, fikrimi, hissiyatımı, maillerimi, duygularımı, hislerimi kelama yüklüyorum. Aynı şekilde seni aktif ediyorum. Duygulandırıyorum, istendiriyorum, düşündürüyorum. Taşındırıyorum ben seni bir yerlere. Manayı, düşünceyi kelama dönüştürüp nakletmek normal bir teknoloji. Onu git dilsizlere sor. Yani düşüncelerimi, maillerimi, hislerimi, latifelerimi, tefekkürlerimi, malzemelerimi kelama yüklüyorum. Ve benim şu el hareketli, mimik hareketlerim, dönüşlerim bu uslubumdur. Bunun içerisine kelamı koyuyorum, kelamın içerisine dimağı koyuyorum. Hepsi ben anlatırken sıra aynı böyle. Ama sana gelirken hepsi bir bütün geliyor. Bakın, elim, ayağım, davranışım, uslubumdur. Sesim, manaya göre vurgulamam. Onun içerisine dimağımı koyuyorum ki tahayyül, tasavvur, taakul, tasdiki, zannetizem, dikkat. Yani dimağ mertebesini yüklüyorum. Dönüyorum, vicdanımı yüklüyorum ki vicdanını aktif ediyorum seni. Konuşunca, vallahi çok vicdanlı bir konuşmaydı ya falan. Vicdanım çok etkilen, demiyor muyuz? Benim hangi tarafımdan çıktıysa senin o tarafını uyandırıyor. Sonra kalbimi yüklüyorum, ruhumu yüklüyorum, sevgim. Ale bir adam bakışı vardı ki vallahi ben de acayip sevdim. Veya olan bir bakışı var ki en gerek yılanı gibi soktu beni ya. Demiyor musun? Veya bir bakışı beni yaktı yıktı diyor mesela. Nasıl bir şeyse ateş gibi kora attı sana. Bunun sana gönderirken fotokopi çekiyorum bir anda. Bir anda her yerde. Hepinize tek tek konuşmuyorum. Burada kaç yüz kişi var ya. Tek tek hepinize konuşmuyorum bak. Kelama bak ya, bu istikra. Yani akıl ve hikmet, aklın kaynağına doğru seyahat ederken eşya ile ilişkilendirmekten ortaya çıkan mana, hikmet, istikra, kainatın işletimi, işletim sistemi, ona uygun senin. Yani şu, akciğerini yapan havayı bilmiyordur. Senin gözünü tasarlayan, yapan, güneşte haberi yok. Elmayı, armutu yapan kimyasını yapan, senin mideni bilmiyor. İstikra bu yani. Yani farklılık gibi gözükürken bir bütündür. Havadan haberi olmayan akciğeri nasıl yapar? Öyle değil. Tecrübenin şehadetleriyle sabit olan hılkat-ı mevcudattaki, yani bunların bütünlüğünü düşün, aklı düşün. Saatten misal verdim, yukarıya çık. Bu saat 6 saatte yaptım. Bu kainatı da 6 günde yarattım demek Kur'an'da. Kainatı 6 günde yarattımsa, kainat yaratılırken kainattaki gün kullanılmamış. Bir inkılap demektir. Ona girmeyeceğim. Çık yukarıya. Bu bir daha tekrar ediyorum mümin. Bu göz yapılırken, bak burada bir göz yapıyorum benim gözümle, değil mi? Olmadı. Koltuk altına olmadı. Omuza koy olmadı. Tepeye koy olmadı. Göz ayarlar gelir. Simetrik olsun, büyük küçük. Yani bu gözün yerine koymak ve kendisini yapmak için bakılırken benim gözümle kullanılmadı. Kim bilmiyorum ama. Çık yukarıya. Bu akıl
yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu zaten işi bitiriyor bu örnek. Bir daha söylüyorum. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. O, bu aklı yapan akılsız olduğunu bu akılla iddia edemezsin. Başka bir şeyle diyebiliriz. Benim aklımı yapan var ya, sen akılsız mı? Yok canım, akılsız olabilir. Adam kavga eder. Benim bu aklımı yapan akılsızdı diyen adam kadar kaçak elektriği olan bir adam görmezsin yani. Kaçak yani. Yani bir resmi kağıdı yok Bakırköy'lük. Yani resmi bir kağıt. Çok piyasada deliler var. Ama resmi değil. Bana da sordular, heyetten rapor alacaktım. Şeyden, Bakırköy'den bu Darül Envar Vakfı ile alakalı bir belge almam gerekiyor. Dolayısıyla bir heyete geçmem. Heyete girdim. Bana dedi ki, ortayı, neticeyi söylüyorum. Yani ne iş yapıyor bu Darül Envar? İlmi, felsefi ve psikoloji seminerler yapar. Daha çok kim verir? Ben veririm dedim. Dedi psikoloji dedi, sen psikoloji okudun mu dedi. Okumadım dedim. Gülüştüler beni. Psikoloji okumadın. Ne anlatıyorsun dedi. Yani konu ne? Sıkıntının çaresi için akıl ve duygu kontrolü gibi seminer verdim. Nerede? Strasbourg'da. Allah Allah, Avrupa'da. Hayret ediyorum. Sen psikoloji okudun mu? Yok dedim. Nasıl biliyorsun? Hazreti Muhammed'i duydun mu sen dedim. Duydum tabii dedi aleyhissalatü vesselam. Dedim ki ilkokul bile okumamıştı. Bediüzzaman'ı duydun mu dedim, ses yok. O da ilkokul okumamıştı. Ama üniversitelerde tez yapılıyor. O zaman sana madem öyle dedin dedi, bununla alakalı. Sence akıl nedir dedi. Dedim ki bu örneği verdiğim saat, göz ve bu. Bu aklı yapana bu aklı bağlamak akıllılıktır. Bu akılla kendini çözmeye, kendini idare etmeye çalışmak zekiliktir. Kaynağı da hariçtir. Eşeğe bakar, ona bakar, hayvana bakar. İyiyim ben, akıllıyım. Ona bakar, hoho ben zekiyim. O, işte ben iyiyim. Yani kendi aklı seviyesini dış dünyayla mukayese eder. İyiyim, çok iyiyim. İşte falan. Ama karşına bir Einstein gibi birisi gelirse Bakırköy'lük bile olamazsın sen dedim. Adam biraz şaşırdı tabii. Yani akıllı kim? Bu aklı yapana aklını bağlarsan ki onun adı vahiydir, akıl buna denilir. Vahiye çünkü. Ama desen ki benim aklım yapılırken benim aklım kullanıldı dersen 46'lık raporu hak ettin yani. Demek ki hılkat-ı mevcudattaki, niye bunları anlattım? Adem-i abesiyet. Mevcudatta abes yok. Abes demek ne demek? Boş. Başka? Yani abes desen, boş dersen olmaz. Boş sıfırdır. Bütün sayıların ifade edildiği zeminsiz zemin. Varlıksız varlık. Sıfır kaldırın, bir olur mu? Bir olmaz. Eksi bir olur mu sıfır kaldırırsanız? Olmaz. Kendisi yoktur ama bütün sayı kendisiyle ifade edilir. Kendisinin sayısal değeri yoktur. Öyle mi? Ama bütün sayı onun üzerine bina edilmiş. Kendisi yoktur. Yokluğunu gösteriyoruz. İsterseniz daraltın o sıfırı. Sıkıştır. Sıfırı sıkıştırır mısın? Ne olur? Nokta. O da sensin. Hiçliğini bil. Hiçliğini bilmezsen açılırsın, sıfır olursun, delik olursun. Eğer nokta olursan hem cümlenin sonu olursun, başka bir cümlenin başı olursun. Ve bütün varlık seninle belirlenir. Noktayı birde de kullanırsın, üçte de kullanırsın. Dırr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 
Adem abesiyet. Kainatta abes. Abes, içi boş değil. Manasız. Yani aslına işaret etmeyen bir şey yok. Her şey aslına rücu ediyor. Niye? Her şey güzele hamile, güzele doğru gidiyor. Gübre elma olmak istiyor. Değil mi? Ot sığır olmak istiyor. Sığır et vasıtasıyla insana çıkmak istiyor.
Dikkat edin, her şey mükemmele gidiyor. Bazen bir tanesi çıktı tabii, zekiler var. Hocam dedi, biraz terslik olmuyor mu? Gübre elma oldu. Elmayı sığır yedi. Sığır da bilmem ne oldu. Ters döndü. Sen pisi pis zannediyorsan, o zaman senin anlayışın pis. Çünkü o gübre dediğin veya insanın dışkısı dediğin, insanın aynı zamanda kimliğidir. Git doktora bak, tahlilini yapsınlar. Senin içinde organlarında hastalık var mı yok mu diye. Aklıyla çözemediği doktor hastalığını diyor ki, idrarını ve gaytanı getir, bir tahlil yapalım da senin içinde ne var? Doktor bey, sen ne yapacaksın? O içini dışarıya taşıyor. Yapma ya, şu bir pislik mi yani? İsrail ajanları, Mossad, şimdiye kadar Türk Cumhurbaşkanı ve Başbakanları Amerika'ya gittiği zaman, hemen seçildikten birkaç hafta veya birkaç ay sonra giderler. Kaldıkları otelin, çok özür dilerim, onlara özel oda, o tuvalet var ya, tuvalet, lavabo, tahliyesi. Onu çıkartırlar umumi giderden, oraya kap koyarlar, onun idrarını ve pisliğini aşağıdan, o bilmez Cumhurbaşkanı kadar pis diyor. Orada kaba koyarlar ve onu alırlar. Bu adamın kanser mi, verem mi, ne kadar ömrü sebep noktasında var, tespit etmeye çalışıyorlar. Duymuş muydunuz? Önce duydum. Evet. Önlemini almışlar şu anda, Cumhurbaşkanı ve Başbakan. Yani ne anlatmaya çalıştım? Demek ki hiçbir yerde manasızlık yok. Seni taşıyor o pis dediğin şey. Seni taşıyor. Ama elma seni taşımıyordu. Şimdi senin kimliğin oldu. Oo, tövbe ya, Allah Allah ya. Mevcudatta akıl, hikmet, istikranın tecrübesiyle, tecrübenin şahadetiyle sabit olan hilkat-i mevcudatta yaratılan her şeyde bir, Adem abesiyet, abes yok. İki, Adem israf, israf yok. Bunlar neyi gösteriyor? Saadet ebedi işaret eder. Bitti. Dersimiz bu kadar ama ben devam edeceğim birazdan. Yani mevcudatta abesin olmaması, manasızlık olmaması, israfın olmaması ahireti ispat ediyor, gösteriyor. Niye? Bak. Bir pisliğe bile kimlik yükleyen, her şeyi her şeyle bağlayan, şu dünyanın içerisindeki hiçbir şeyi tesadüf, manasız, israf yok. Hiçbir şey yapma. Bu dünyanın, burayı iyi yakalayın ama. Bak bir daha söylüyorum. Şu dünyanın içerisindeki hiçbir şey, gübre dahil, manasız, fuzuli, hikmetsiz, abes yok. Her şey manalı. Hatta diğerine kıyas ederse manalandırıyor. Mana genişliyor. Yani şimdi göz kulağa göre bir mana ifade ediyor. Şeftali ayrı bir mana ifade. Yani eşyanın çeşitliliği ve kıyası eşeğe ufuk açıyor. Bak, kısacası toparlıyorum. Şu dünyanın içerisindeki hiçbir şeyde israf yok, abes yok. Eğer dünyanın içerisi böyleyse, dünyanın sonunda ahiret yoksa, dünya komple israf ve abes olmuş olmaz mı? Komple gider o zaman. Yani öyle bir tasarım, öyle işletim sistemi ki, gübreye mana yükleyecek. Elmanın rengi gözüne göre olacak, kimyası midene göre vesaire. Kainatta hiçbir yerde israf ve abes yok. Ama bu manalı eşyanın oluşturduğu dünyanın sonunda bir ahiret yoksa dünya komple israftır ve manasızdır. Çünkü sonu hiç olan, manasız olan, dilinmemek üzere bırakılan her şey zıttına inkılap eder. İlim varsa cehalet olur. Hikmet varsa abes olur. Hayat varsa meft olur. Şimdi iyi dinleyin. Ne kadar insan var dünyada şu anda? 7 milyar, 7,5 milyar insan var benim bildiğime göre. 7, 8 de. Bunların her birinin aklı, fonksiyonları farklı.
Herkesin aklı çarşıya çıkarsalar herkes kendi aklını alır. Derler ya. İyi dinleyin. 7,5 milyar insanın aklını yapan, geçmişteki insanların, gelecekteki insanların akıllarını da dahi koyarsan. Bak, 7,5 milyar insan, sırf ben şimdiki zaman alıyorum. 7,5 milyarın insanın aklını yapan aklı kül. Bu aklı toprağa sokarak, bu aklı israf edip, diriltmemek üzere israf ederse, etse, akılsızlık etmiş olmaz mı? Oysa, kim bilmiyorum, 7,5 milyarın insan, milyar insanın aklını yapan aklı küllün aklı şu kadardır. Bir tencere getirin, benim aklımı koy, senin aklını koy, 7,5 milyar insanın aklını koy, karıştır. Bütün bu akılların sahibi 7,5 milyar insanın toplam aklından daha akıllıdır. Ödeyin? Böyle bir akıl, bu aklı diriltmemek üzere toprağa sokup israf ederse akılsızlık etmiş olmaz mı? Böyle bir aklı kül akılsızlık yapmaz. Çünkü aklı müsaade etmez. Ondandır ki madem şu dünyanın başı hiç, sonunda da ahiret yok hiç, iki içlik arasındaki varlık entropi zaten kabul etmez. Fiziğe zıttır zaten. İki içlik arasında varlık yoktur. İki varlık arasında vücutsuzluk var. Eksi birler, eksiği artı ortada sıfır. O da bir vücuttur. Vücuda göre zemindir. Varlıksız varlıktır. Hiçlik mutlak değildir. Ademdir. Vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır sıfır. Ademi bir vücuttur. Adem alemler hesabına çalıştığı için Subhanallah der. Ya bu iki hiçlik arasında varlık. Böyle bir fen mi okudunuz? Nerede var öyle bir fen? Cel meselesinde ya bu esas fizikten yola çıkılmamış arkadaşlar. Arkasındaki felsefeyi okudum. Felsefi bilen insanım. Cel hadisesinde ana tema şuydu. Dinleri yok etmek. Niçin? De ne alakası var cel fizik bak. Ya bu dinler diyor ki öteler var. Ahiret var. Şimdiye kadar atoma indik. Kuantum fiziği bir şey dedi. Alt var bilmem ne var. Bakalım noktayı koyalım. Eğer varlık varsa atomun dibine inelim. Atom ortadan kaldıralım. Bir bakalım koskocaman bir sıfır görelim. Bak eğer siz iddia ettiğiniz gibi ahiret olsa varsa bir alameti görürdük. Bir ipucu olurdu. Bir damla olurdu. Bir tereşuatı olurdu. Bir ipucu olurdu yani. Bak dibine indik, atomu yok ettik, ötelere işaret edecek ve bize yol gösterecek bir alamet yok. Denmek için bir indiler baktılar ki atom altı, atom üstünden daha karmaşık, daha kaos, daha sistematik, daha mükemmel, daha orijinal. Meğer görüntüymüş bu. Ha peki atom ortadan kalkmışsa, varlık anlayışımız daha mükemmel oluyorsa ahirete en güzel delil değil midir? Atom ortadan kalktığı zaman atomdan daha harika bir alemle muhatap oluyoruz. Daha mükemmel bir varlığa işaret etmiyor. Eğer yok olsaydı doğru. Ahirete bir işaret yok ki. Düşünce felsefede var derdik. Ama varlıkta yok. Şimdi ne dediler? Baktılar ki Higgs yani tanrı atomu varmış. Parçacığı varmış. Niye? O kadar karmaşıklar içince bu nasıl olur ya? Bu olmaması, nizam olmaması lazım. Mükemmel olmaması lazım. O zaman bir Allah'ı kabul etmediği için bunların içerisinde bir tanesi Tanrı olması lazım. Higgs yani Tanrı parçacığı. Ama Tanrı da olsa olmaz. Çünkü burada da Tanrı, burada da çok olur. O zaman Tanrı'nın parçacığı olsun. Bir Allah'ı kabul etmesen zerrat adedince Tanrı'ları kabul edeceksin. Etmek zorundasın zaten. Evet, fıtratta israf ve hılkatta abesiyet olmadığına delil, Sani Zülcelal'in her şeyin hılkatinde en kısa yolu ve en yakın ciheti ve en hafif sureti ve en güzel keyfiyeti ihtiyar ve intihab etmesidir. Yani bazen bir şeyi
100 vazifeyle tavzif etmesidir ve bir ince şeye 1000 meyve ve gayeleri takmasıdır. Allah Allah. Bir okum şurayı. Mükemmel ya. İnci gibi dizmiş vallahi ya. İlkokul okumamış ha bu adam. Bu kitap ortaya koyan Bediüzzaman Hazretleri ilkokul okumamış. Tuhaf değil mi? Hepiniz ilkokul okumuşsunuz. Ve üniversitelerde tez yapılıyor. Kürsüler var. Bak, fıtratta israf ve hilkatte, yani fıtratta israf yok. Haricimizdeki hilkatte de abesiyet olmadığına delil, nereden biliyoruz? Sani Zülcelal, sanatlı yapan Allah, her şeyin hilkatinde, her şeyin yaratılışında en kısa yolu, en kısa yol. Mesela, şu gözü nereye koyalım ki, bu gözden istenilen netice en çabuk olsun. Bu göz mideyle alakası var. Değil mi? Beyinle alakası var, kalple alakası var, her şeyle. O zaman buraya koysan olmaz. Böyle dolaşacaksın. Misal nereye koyarsan. Yani baktığımız zaman organlarını hayalen yer değiştir, alt üst oluyor. Ben bir ara hayalen şeyi kaldırdım. Kar dedim. Ulan kırmızı olsa ne hoş olur dedim. Tamam mı? Kar rengi. Bütün sistemi değiştirmek zorunda kaldım. Şimdi ona girmeyeceğim. Niye kırmızı olsa sistem değişiyor? Niye suyun rengi yokken beyaza dönüşüyor? Yani karda beyaza dönüşüyor. Sıfatlanıyor. Onu kırmızıya döndürdüğün zaman bütün hücre yapısını değiştirmen gerekiyor. Yani bir şeye müdahale et, hepsi sistem değişiyor. Yazılım sistemi değişiyor. Çünkü sen böyle oturuyorsun ya, ben de böyle oturuyorum. O alemi gaybda nasıl gözüküyoruz belli değil. Bilmiyoruz. Peygamber şöyle yapmış bak. Sünnet-i sene şudur ya aleyhissalatü vesselam. Bak. Şu kalemi bu defterin neresine koysam ki en nizamlı olur. Resulullah şöyle yaptı. Anlayacağımız tarzı. Alemi melekuta bakıyor. Alemi gayba. Hasan çevir 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 çevir. İleri biraz geri 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 git. Biraz daha. Bak iyi gözükmüyor orada. Çevir. Tamam öyle dursun. En güzel o burası orada en güzel böyle gözüküyor. Sünnet-i seni budur. Buradaki davranışlarımızı öteden yorumlamak, ötedeki ölçülerle burayı dizayn etmek, sistemlemek, kurala koymak. Çünkü niye bu böyle? Mesela bir misal vereyim. Bak çevir şu. Dağın tepesindeyim ve nehir akıyor. Abdest alacağım. Hasan, suyu iktisatlı kullan. Ya Resulallah, dere zaten akıyor, kullanmasanın. Hayır, iktisat derenin az kullanıp kullanması değil. Oradaki davranışın seni inşa edip orada gözükmendir. Derenin kendisiyle alakası yok, dere zaten akıyor. Ona bakışın, o suya bakışın, değerlendirmen su nedir? O anlayışın sende ortaya çıkıp yansıyan, dikkat et bu tarafa, tamam öyle dursun. Orayla burayı yorumlamak, hadisi şerif. Sünnet-i seniye yani. Sünnet bu. Şu, kainattaki adetullah, davranış, eşyanın davranışı. Bu davranış oraya nasıl manalandırıyor? İkinci bir sünnet, seniye yani. Onu oradaki görüntüsüyle burayı izah etmek. Seniye. Oradaki görüntüsüyle burayı yorumlamak. Tanzim etmek. Ona göre tuvalete sol ayakla mı girilir, sağla mı? Sol elle yesem ne olur? Ya sen yeme sol elle. Çok kötü gözüküyor. Ne olacak ki aynı? Bir tanesi dediğim gibi. Almanya'da bir arkadaş var böyle. Şimdi duyarsa bizi de sitem eder. Kaşığı sağla, ekmeği de sol. Dedim ki, ismi vermeyeyim. Kardeş dedim ya, kaşığı koy, kaçmıyor ya. Ekmeği kır, sağ elle ye. Abi ne diyorsun, bana iki el yetmiyor diyor. Hiç unutmuyor. Tak. Vallahi ya, tak. Ha şaka diyor zannettim ya. Abi bana iki el yetmiyor, sen bire düşürüyorsun. Ciddi ne dedi biliyor musun?
Abi ben dua ediyorum, Allah'ım ahirette 8 tane el ver. Hakikaten abi ediyorum dedi ya. Allah Allah. Ulan dedim, orayı değiştirebilsem vallahi sana 2 elle cevaz verirdim. O kadar fıtır söylüyor ki. Ama orada kötü gözüküyordu. Tamam abi falan diyor, gene oraya bakayım. Allah. Allah ne kadar hoş ya. Niçin biliyor musun? Seni yaratmış, buraya koymuş ve seni güldürmüş. Madde, hee, güldür. Böyle bir şey olur mu? Seni güldüren Allah hamdolsun. Allah başka bir şey ya. O kadar hoş bir şey ki. Kalite mi diyeceğim, tabi yani. Yani o kadar hoşuma gidiyor. Böyle sarılası, şey yapası geliyor insanın. Böyle bir Allah'ım var ya. Böyle bu Allah'tan korkma değil. Bak başka şeyden korkmayın diyor. Korkacaksan benden korkun. Ama beni sevin diyor. Ben çünkü severek yarattım sizi. Kainatın bir sebebi vücudu muhabbettir. Allah ne kadar hoş ya. Hoşuma gidiyor. Bir de cümleyi okuyayım. Sani Zülcelal her şeyin hılkatinin en kısa yolu, en yakın ciheti, yani varılması gereken gayeye en kısa zamanda varacak, mahsul çıkacak şekilde tertiplenmiş. Ve en hafif söylüyor. Mesela diyelim ki ona bir haşhaş, mısır, koçanına bakın. Her bir tane bir koçan olur mu? Bir koçana 250 tane koymuş. Buna ne deniliyor? En yakın cihet. Bak mısır böyle yaparsın tık 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 tık. Para sayar gibi. Boşatıyorsun ya. Bizde çok olurdu da ondan biliyorum. Şimdi boşalt mısırı, tekrar koçanına diz bakalım. Ve Hataylılar bilir. Nar var böyle. Boşalt narı, nasıl dizeceksin için? Ya bir narın içerisine ne kadar koymuş? Balı ne yapmış? Altıgen. Peteğin şeyi. Bu nedir? En kısa yolu, en yakın ciheti. Ve en hafif sureti. Surete girmek istemem ama şu kimliğinizdir. Bir senelik hücre var mıdır? Kimsede? Yok. Yok. Peki simaya bakıyorsun, kaç yaşındasın diyor. 32-33 var mı senin? 30 abi. 30. Biraz fazla mı yaptım, kusura bakma. Peki 30 senelik hücren var mı? Senin yüzünde? Yok. Bir senelik bile yok. 6 aylıktır. Senede 2 defa değişiyor. Peki neren 30? Nasıl anladık veya şu, bak ben kaç yaşındayım falan. Arkadaşlar, atomunuz yaşlı değil ha. Nereniz yaş? Suretten bahsedeceğim. Bir yaşındasınız. Düşündükleriniz, hissettikleriniz, yaptıklarınız paketleniyor. Ona bir latife deniliyor, koy pakete. Bir yaşına buraya yansıyor. Bir yaş. 2, 3, 4, 30, 29. 29. sene edip düşündüklerin, hissettiklerin, yaptıklarını koy tencereye karıştır. Üçünün bir tanesine 29 diyoruz ki 29. Yani baka baka 29'dan nasıl olur? O üçü, üçünün birliğine bir latife denilir. 29. latife. Bir daha söylüyorum. Düşündüklerin, bak simadan bahsedeceğim ha. Senelerce uğraşıyorum bu işe. Düşüncelerin, koy tencereye. 29, yani bir sene içinde. Bir sene, 29 yaşının içindeyken bir sene içinde düşündüklerini koy tencereye. Bir sene içinde hissettiklerini koy tencereye. Bir sene içinde yaptıklarını koy tencereye. 3 tane yumurta kırdık, omlet yapalım. Karıştır karıştır. Üçünün bütünlüğüne halet. Ona 29. model. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 20, 29, 30. 30 tane model var, latife. Onu da koy tencereye 30 taneyi. Karıştır karıştır. Bir tane yap. Koy yapıştır şimdi. 30 yaşında. Maziyi istikbale taşıyan, batından haber veren, maddi ve manevi bütün hal ve organlarına işaret eden sima. Ancak Allah yapar. Sima. Simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Simalarından bellidir ne adam oldukları. Elsinetikum elvanikum, simalar lisanlar. Lisan daha acayip, deli bir şey yani o da.
Sima sen zannettiğin basit mi zannediyor? Kimliğin işte. O da nasıl bir adamdır? Psikolojisini, hastalığını, memleketini. Git almaya. Hintli mi, Çinli mi, Türk mü? Arap mı? Türk. Gel İstanbul'a. Nereli? Vallahi bu Vanlı. Doğru Van'a git. Neresi? Ereşkit. Bilmem neresi. Git o ilçeye git. Bu hangi köylü gözüküyor ya? Bu falancadan. Falan köylüye benziyor. Git o köye. Bu kimlerden ya? Bu Hacı Mehmet'in oğullarına benziyor ya. Familyeye benziyor. Git o familye. Kimin çocuğu? O Hacı Mustafa'nın çocuğuymuş. Görüyor musunuz? Birbiri içinde. Bu zahirin ha. Bir de organlardan da hep şeklinde haber veriyor. Başka ruhaniyatını da gösteriyor. Ona meymenetsiz adama bak ya. Suratına bak. Suratına bin parça olur düşen falan diyoruz değil mi? Veya engel etki ilanı gibi sokuyor. Şunun suratına bak, gözüne bak ya. Göz bile kalbin aynası. Arkadaşlar sureti gördüm. Şimdi sureti okuyayım. Nasıl dayanamıyorsun yani bu kadar çiğneyip geçmek için istemiyorum bu manaları. En hafif sureti. Öyle bir görüntü değil o. Suret var, bir de sima var. Sima melekuttur. Üç tane sima var. Birbir içinde sikke-i rububiyet. Kainatın siması, arz siması, insan siması. Sima batındır. Suret zahir. Batını dışarıya taşımış. Bana diyorlar ki izah ediyorsun. O zaman o birinci sözü izah et de ben de kalkayım yapmayayım bu işi izah. Üç tane sima varmış. Kainatın siması, arz siması, insan siması, bir biçine girmiş bir sikke-i rububiyet varmış. Sima nedir? Abi budur. Allah Allah. Kimlik, kimlik ve kişilik. Kimlik ve kişilik. Şimdi ne yaptık? En hafif sureti, en güzel keyfiyeti. İnsanı daha nasıl düşünebilirsin? 60 kilo içine bütün kainatı monte etmiş. Bütün kainat sende. Abi nasıl bende be ya? Odunun içerisinde dumanı ve nuru nasıl koymuşsa bütün kainatı da Allah senin içine böyle koymuş. Odunun içerisinde zıt yok mu? Üç tane zıt. Duman. Odunu yakın. Duman çıkmıyor mu? Göz gözü görmez. Örter. Odunun içerisinde nur çıkmıyor mu? Aydınlatır. Odunun içerisinde ısı çıkmıyor mu? Dumanla nur zıt değil mi? Zıt. E iki zıt neresinde? Aynı yerde. Ha, odunun neresinde duman varsa bedenin orasında nefis var. Odunun neresinde nur varsa bedenin orasında ruh var. Odunun neresinde ısı konmuşsa, kodlanmışsa bedeninin orasında hayat var. Odunun içi deme ha. Bardağın içi der gibi. Bardak ayrı, su ayrı. İkisi farklı. Buna diyebilirsin bardağın içi. Odunun içi yok. Odun iki zıt şeyin, duman ve nurun ifadelenişidir. İçi desek, dişi farklı mı? Hayır. Komplesi nurdur, komplesi şeydir, dumandır. İçi dişi yoktur. Bardak gibi değil. Arkadaşlar, odunu yapmak zordur. Nuru yapmak daha kolay. Odundan çıkan nur, Bayrampaşa'nın neresinde? Her yerinde. Bir şeyi her yerde yapmak, fıtratının gereği, enerji gibi, duman gibi, nur gibi, yanan ateşinden çıkan ısı, o fıtratı gereği. Bu her yerde olan nur ve dumanı odun yapmak zordur. Cennetten zordur dünyayı yapmak. Çünkü cennet tek boyuttur, cehennem de tek boyuttur. Güzeller memleketi acayip. Zıtlar olmadığı için mertebe yok onda. Burada iki şey cem etmiş. Bak odun yapmak ne kadar zor. Odunu şöyle koy. Bu odun. Aynı böyle düşün. Ha bende olur. Odundaki kanım, çünkü insan bir çekirdeğe benzer. Ondaki kanım bende de var. Bakın düşünebiliyor musunuz? Hep mektep okuyan insansınız. Her yerde olan enerjiyi bir yere koyacaksın. Çok zor. Cennette her yerde olmak çok kolay. Benim kuantum fiziği zaten bunu anlatıyor. Her şey her yerdedir. Ama kuantum fiziğinde her şey her yerde olması gereken yerdeyken bir yerde tutmak zordur.
Bakın her yerde olmak çok kolaydır. Güneş gibi. Güneş bir yerde bulunamaz. Her yerdedir. Ama ben bir yerdeyim. Çok zor dur. Melek her yerde bulunabilir. Ben bir yerde bulunabilir. Bu çok zordu. Zor iş oluyor burada. En kaliteli hayat biz yaşıyoruz. Arkadaşlar bir yerde olmak çok mucizedir. Çok ararsınız mum gibi cennette olan bir yerde olsa. Risale-i Nur. Garip garip. Onun için ehli dalaletin hedefi olmuş. Zındıklık yapmak isteyen hemen buna hücum ediyorlar. Hani var ya, gebermesi gelen itin demiş, cami duvarına işer. Yani gebermesi gelen adamlar kimse Allah tayin ediyor, gidiyor 500 bin voltluk ceyrana takıyor adamı, kül olsun diye. Böyle bir eser tutup gidiyor adam buna takılıyor. Gidiyor. Tam devrilecek adamları herhalde Cenab-ı Hak adetullah 500 bin voltluk ceylana bir temas ettiriyor. Acayip bir şey. Risale-i Nur'a bak ya. Ancak iftiralarla, iftira, olmayan kelimeleri sokarak. Bak böyle diyor. Bu millet ehli tahkikti ki hakikaten bir bakayım şu alarda, mektubatta, sözlerde 519. sayfada böyle diyor bu adam. Acaba hakikaten böyle mi diyor diye kitap alan var. Zaten alsa orada ne işi var? Ya. İftira. Peki münafığın üç alameti varmış. Münafığın. Konuştuğu zaman yalan konuşur. Emanete hıyanet eder. Başka? Ötekisi neydi? Sözünde durmaz. Fıtratında Allah'a verdiği emaneti, ruhu yerine kullanmaz. Konuştuğu zaman yalan söyler. Münafıklık alametlerinden. Evet devam edeyim. Çünkü bitirmem. Çünkü zamanınızı çok aldım. En güzel keyfiyeti ihtiyar ve intihap etmesidir. Bazen bir şeyi 100 vazifeyle tavzif etmesidir. İzah etmeyeceğim. Zaman geçti. Ve bir ince şeye 1000 meyve ve gayeleri takmasıdır. Evet son şeylerimiz. Madem israf yok ve abesiyet olmaz, elbette saadet-i ebedi olacaktır. Çünkü dönmemek üzere Adem her şeyi abes eder, her şey israf olur. Biraz önce anlattım laboratuvardaki o yöntemi anlatmıştım. Bir daha okuyorum. Dönmemek üzere Adem, her şeyi abes eder, her şey israf olur. Umum fıtratta, ez cümle insanda, fennü menafiül azanı şehadetiyle sabit olan, yani her şeyde, hususan insanın organını araştıran fennin şehadetiyle, sabit olan organlarda israfın olmaması gösteriyor ki insanda olan hadsiz istidadat-ı maneviye ve nihayetsiz amal ve efkar ve muyulat dahi israf edilmeyecektir. Madem burada sanatsızlık yok, abes yok, israf yok, hikmetsiz yok, bu bir kılıftı. Bu gömlek benimle değer alıyor. Beden bir kılıftır, ruhun kılıfı. Kılıfa bu kadar dikkat edilirse ruhtan dolayıdır. Yani araba ihtimam şoförü içindir. Atına yem vermek misafirin içindir. Yani kapıcıya değer vermek. İşte cesede bu kadar ihtimam taşıdığı ruh içindir. Dolayısıyla bedendeki bu kadar harika mükemmellik, sanat, israf, abes olmaması gösteriyor ki insanın ruhunda bulunan meyiller, fikirler, amallar yani arzu ve istekler israf edilmeyecektir. Çünkü beden israf olmuyor. Beden onun kılıfı olduğu halde. Öyleyse insandaki o esaslı meyli tekemül bir kemalin vücudunu gösterir. Çocuğa desen ne olmak istiyorsun? Pilot olacağım, doktor olacağım diyor. Bir hedef var değil mi? Ha, insanda hep kemala doğru. Mevcudat da öyle. Gübre elma olacak, ot, sığır oluyor, sığır insan oluyor. Böyle hep mükemmele hamile her şey. İnsanda da bir kemala doğru bir meyil var. İnsanda böyle bir tekamül meyli var. İyiye gitmek. Hiç kimse ona ne olacaksın? Vallahi hurdacı olacağım. Diyen var mı? Duydunuz mu? Hurdacı sokak sokak dolaşıp demir alıyorum, demirci olacağım diyen var mı? Çocuk doktor olacağım, bilmem ne olacağım. Varsa da deriz olan Allah Allah bisiklet ise bir götürsek ya bunu. Ya bu nasıl ya?
Ama başka bir delilimiz de var bizim. Bizim çocuğa demiyoruz, oğlum doktor falan, pilot olacak. Alim olacak diyen yok. Onda da sorun yaşıyoruz. Benim çocuğum alim olacak demiyoruz. Neyse, insanın fıtratında da bir meyil var. Nereye? Kemale doğru. Kemalin vücudunu gösterir. Kemalat meyli. Ve meyli saadet, saadet ebediye namzet olduğunu katı olarak ilan eder. Öyle olmazsa insanın mahiyet hakikesini teşkil eden o esaslı maneviyat, o ulvi amal, hikmetli mevcudatın hilafını olarak israf ve abes olur, kurur, hebeyan gider. Şu hakikat 10. sözün 11. hakikatında ispat edildiğinden kısa kesiyoruz. Yani belki de 50 dakika gibi veya 45 dakika bedende israf olmadığını, abes olmadığını, manası olmadığını anlattı. Bu ruhun kılıfıdır. Sonra neticeye geldi. Dedi ki insanda şunlar var. Amal var, efkar var, muylat var. Yani ruhunda bir hedefi gösteriyor. Amal yani emeller var, istekler var. Ebed mesela, sonsuzluk, bir anda her yerde olmak. Her isteğini karşılanması istenmek. İstemediğimiz mi var? Bakın her isteğimizin hiçbir tanesi dünyada yok. Ama çok şey istiyoruz. Bir anda her yerde olmak istiyoruz. Dert istemiyoruz. Panik istemiyoruz. Hiçbir tanesi de yok. Ha bu neyi gösteriyor? Böyle bir varlığı gösteriyor. Çünkü olmayan bir şeyin işareti, alameti ve isteği olmaz. Olmayan bir şey. Yani hatta sıfır vücudu yok diyoruz ama bizim varlık anlayışımıza göre yoktur. Aslında varlığa göre yoktur. O da bir vücuttur. Vücutsuz vücut. Bu böyle olursa insanın emellerini düşün, efkarını düşün. Şöyle diyeyim geçiyorum. Tavandan bir su çıksa, yani çıkmıyor da çıksa dese. Kimse der mi ya yukarıdaki yatak odasından kaçırıyor? Ki ya mutfak der, ya tuvalet der, ya lavabo derdim. Yani yatak odasında su gelmez, mantığı bu. Ha, aynı bir örnek gibi, basit bir örnek. Bendeki beka arzusu bekadan geliyor. Su sızıntısı suyun kaynağını gösterir. Olmayacak yeri göstermez. Beka arzusu bekadan geliyor, hiçlikten gelmez. Öyle olmazsa insanın mahiyeti hakikesini teşkil eden o esaslı maneviyat, o ulvi amal, hikmetli mevcudatın hilafına israf ve abes olur, kurur, hebeyen gider. Yani mevcudatta israf abes yoktu. Eğer insan bu kainatın işletimin kaynağı patronun en muhatabıysa, bütün kainat seninle değer alıyorsa, hadi insanda israf olmayacaktır. Olmayacağına delil, bedensel hayatında israf yoktur, ruhuna hiç yapılamaz. Çünkü beden ruhun kılıfıydı ve hanesi ve yuvasıdır, libası değildir. Binanın içinde oturan adam gibi düşün. Bina cesettir, oturan insan ruhtur. Yani insan binaya benzer mi içindedir diye? Benzer, şu anda binanın içindesiniz. Binadan kıymetlisiniz ama içinde oturuyorsun diye senden kıymetli değil. Oturan insan ruha misal. Oturduğu bina cesede misal. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat.